Nauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi'adet zerratil kainat ve mürekkebatiha. Aziz kardeşlerim, meyvenin meselelerinin tekmil edilmesine meydan vermeyen manilerin zevaliyle inşallah yine başlayacak ki birisi soğuk, birisi masonların onun kuvvetinden dehşet almalarıdır. Ben bu musibette kader-i ilahi cihetini düşünüyorum. Zahmetim rahmete inkılap eder. Evet, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi her hadisede iki sebep var. Biri zahiridir ki insanlar ona göre hükmederler, çok defa zulmederler. Birisi de hakikidir ki kader-i ilahi ona göre hükmeder, o aynı hadisede beşer zulmünün altında adalet eder. Mesela bir adam yapmadığı bir sirkat ile zulmen hapse atılır. Fakat gizli bir cinayetine binaen kader dahi hapsine hüküm verir, aynı zulmü beşer içinde adalet eder. İşte bu meselemizde elmaslar şişelerden, sıddık fedakarlar mütereddit sebatsızlardan ve halis muhlisler benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var. Birisi, ehli dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüt ve ihlasla fevkalade hizmet-i diniyedir. Zulm-ü beşer buna baktı. İkincisi, herkes kendi başına bu kutsu hizmete tam ihlas ve tam tesanüt ile tam liyakat göstermediğimizden kader dahi buna baktı. Şimdi kader-i ilahi aynı adalet içinde hakkımızda aynı merhamettir ki birbirine müştak kardeşleri bir meclise getirdi, zahmetleri ibadete ve zayiatları sadakaya çevirdi. Ve yazdıkları risaleleri her taraftan nazar-ı dikkati celbetmek ve dünyanın mal ve evladı ve istirahatı tek muvakkat ve geçici ve herhalde bir gün onları bırakıp toprağa girecek olmasından onların yüzünden ahiretini zedelememek ve sabır ve tahammüle alışmak ve istikbaldeki ehl-i imana kahramanane bir numune-i imtisar belki imamları olmak gibi çok cihetli aynı merhamettir. Fakat yalnız bir cihet var ki beni düşündürüyor. Nasıl bir parmak yaralansa göz, akıl, kalp ehemmiyetli vazifelerini bırakıp onunla meşgul oluyorlar. Öyle de bu derece zarrete giren sıkıntılı hayatımız yarasıyla kalp ve ruhumuzu kendiyle meşgul eder. Hatta dünyayı unutmak lazım olduğu bir zamanımda o hal beni masamların meclisine getirdi, onları tokatlamakla meşgul eyledi. Cenab-ı Hak bu gaflet halinde bir mücadele-i fikriye nevinden kabul etmek ihtimaliyle teselli buldum. Risale-i Nur'un kıymetler muallimi Hafız Mehmet'in kardeşi Ali Gül'ün selamını aldım. Ben hem ona hem bütün hemşerilerine hem Sava'nın bütün ahya ve envatına binler selam ve dua ederim. Aziz kardeşlerim, meyvenin meselelerinin tekmil edilmesine meydan vermeyen manilerin zevaliyle inşallah yine başlayacak ki birisi soğuk, birisi masonların onun kuvvetinden dehşet almalarıdır. Ben bu musibette kader-i ilahi cihetini düşünüyorum. Zahmetim rahmete inkılap eder. Evet, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi... İşte bu nokta çok önemli. Herkese bakan cihet ve cephesi var. Yani insanın hayat güzergahı her zaman asude bir iklim değil. Müsibetler, hastalıklar, belalar... insan muhatap oluyor mu? Olur. Olacak mı? Olacak. Bu bir Allah'ın sünnetullah kanunu mu? Evet. Peki, işte bir Müslümanın başına bir musibet geldiği zaman çok ehemmiyetli bir kıstas, bir mehenk taşı. O musibetin arkasında kaderin ince sırlarını tezekkür etmek, düşünmek. Ben diyor, oku cümleyi. Ben bu musibette kader-i ilahi cihetini düşünüyorum. Düşünüyorum. Zahmetim rahmete inkılap eder. Bu da netice. Eğer sen o musibetin arkasında sırrı, kadere medar, hikmeti, rahmeti, inayeti, sana bakan ciheti düşünürsen, o zaman...
Zahmetim rahmete inkılap eder. Zahmet rahmete inkılap eder. O zaman hiddetten, öfke patlamasından, şiddetten, ifrat ve tevhid hareketlerinden kendini yapmış oluyorsun, muhafaza etmiş olursun. Yani bir musibet başına geldi. Hemen insan acaba ben hangi efalimle, hangi fiilimle bu musibete fetva çıkarttım? Genellikle musibetler mazideki hataların neticesidir. Ne yaptım da bu başıma geldi? Bu nefsi sorgulamaktır. Bu hayatın ciddi bir muhasebe ve murakabesidir. Hani Anadolu'da bir tabir var, derler ki ayağın taşa değdi mi sen kalbini yokla. Ha. Peki bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Sebep zulmedebilir. Tamam. Esbab-ı zahiriye noktasından bakınca belki sebep zalim de olabilir. Ama kaderin hükmiyeti noktasından bakınca kader kimseye zulmetmez. Kader her şeye müstahakını verir. Dolayısıyla sırrı kadere bakan cephe itibariyle Müslümanın şu noktaları dikkate alması lazım. Ha, başına bir bela mı geldi? Kader cephesini düşün. Acaba ben ne yaptım? Hı. Sakın rahmet, hikmet ve inayet-i ilahiyeyi itham etme. Allah hakim ezelidir, hiç kimseye zulmetmez. Rububiyetinde çok ince, derin sırlar vardır. Hatta sırrı kadere medar öyle sırlar var ki insan belki bir ömür boyu o sırrı çözemez. O sır ahirette çözülür, ahirette anlaşılır. Hikmeti itham etmeyeceksin. Başka? Allah adildir, kimseye zulmetmez. Allah rahimdir, rahmeti namütenayi ve sonsuzdur. Allah kadirdir. Kudretine itimat et, hikmeti itham etme. Rahmeti ilahiyeden fazla da rahmetini, şefkatini öne sürme. Bak. Şimdi böyle baktığı zaman, böyle düşündüğü zaman, böyle tezekkür ettiği zaman o kadere medar musibetler hafifleşir. O zaman rahatlarsın. Nasıl? Mülkün sahibi Allah. Cenab-ı Hak mülkünde dilediği gibi hükmeder. Ben Rabbimi itham edemem. Kusur nefsimdedir. O kadar. Haddini aşmaz. Çizgiden de taşmaz. Evet. Bak ne güzel bir ölçü. Rabbimi ben itham edemem. Bitti. Bütün peygamberler, bütün kamil insanlar, Allah'ın evliyaları, Allah'ın rububiyetine rızadade olmuşlar. Rab O'dur, Halak O'dur, Rezzak O'dur. Mülk O'nundur, tasarrufat O'nundur. Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Kemal mana noktasından bakınca, ya Rabbi narın da hoş, nurun da hoş demişler. Bak. Bu imandaki kemalat. İtham psikolojisi yok. İtham varsa ancak ithamı neye dönmesi lazım? İnsanın kendi nefsine dönmesi lazım. Eğer itham insanın kendi nefsine dönerse o zaman insan murakabesini yapmış olur. Hatasını anlar. Belki ikinci adımda o hatayı yapmamak için azm ve gayretle müstakim bir caddeye girebilir mi? Girer inşallah. Evet. Evet, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi her hadisede iki sebep var. Biri zahiridir ki insanlar ona göre hükmeder, çok defa zulmederler. Biri de hakikidir ki kader ilahi ona göre hükmeder,
O aynı hadisede beşer zulmünün altında adalet eder. Şimdi Üstad bak kendi hayatından misal veriyor değil mi? Bak 1926 yılında Üstad'ı almışlar, Barla'ya sürmüşler. 1926'da Barla'ya gidecek yol yok. Zulüm. Allah'ın dağları arasında kalsın, münzevi bir yerde, ölsün ve unutulsun. Üstad diyor ki, onlar bilmeyerek kaderin ince sırlarına hizmet ettiler. Üstad 1926'da Barla'ya giderken deniz yoluyla gitmiş. Eridir gölünden Barla'ya gitmiş. Dağlı arasında bir yer. Ama bak, kaderin adaleti, Cenab-ı Hak diyor, beni afaki, içtimai, siyasi alemden çıkarttı. Dağ, inziva, ihtiyarlık, yalnızlık, kimse yok. Kur'an'ın envar ve esrarına Allah onu ne yaptı? Gavvas kıldı ya. Afak aleminden tam tecerrütle, bütün hissiyatıyla, bak Kur'an'ın envar ve esrarına tam bir gavvas oldu. Rahmet ve inayet ilahiye, bak Barla, Risale-i Nur'un ilk medresesi oldu ve Risale-i Nur'un ekser kitapları Barla'da ne oldu? Neşre oldu yani. Kaderin sırları. Kaderin sırları. Hatta Üstad diyor ki, Risale-i Nur'un hakiki ve hakikattar talebelerinin de aynı Üstad'ın hayatı gibi onların ömürlerinde de bu manada kaderin neleri var? İnce sır ve esrarları var. Evet. Mesela bir adam yapmadığı bir sirkat ile zulmen hapse atılır. Fakat gizli bir cinayetine binaen kader dahi hapsine hüküm verir, aynı zulmü beşer içinde adalet eder. İşte bu meselemizde elmaslar şişelerden, sıddık fedakarlar mütereddit sebatsızlardan ve halis muhlisler benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var. Şimdi bu dersteki hikmet-i azime bu. Yani bu sıkıntılar, değil mi? Bu meşakkatlar, bu boralar, bu tufanlar, bu tsunamiler niye oluyor? Değil mi? Müslümanın başına bu kadar sıkıntılar, bak İslam alemine bakın, değil mi? İslam aleminde binlerce ne var? Sıkıntı ve sancı var. Nedir sırrı azmi? Bu üç nokta. Bak, cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Hayatı bakiyi kazanma noktasından, bakın bize üç tane kriter veriyor, oku. Elmaslar şişelerden. Şimdi şu teklif ve imtihanın esprisi ne? Sırrı azmi ne? Kim elmas, kim şişe? Bu ayrılacak. Bak, şimdi bir dağın içinde altın madeni var, tamam. O da toprakla, taşla, üzerindeki yosunlarla, bitki örtüsüyle kaldığı müddetçe o dağın içerisindeki cevheri ortaya çıkarmak mümkün değil. Ne yapacaksın? Kimya diliyle konuşalım, o dağı ne yapacaksın? Ateşe vereceksin, yakacaksın, değil mi? Rafine. Toprağını işleyeceksin, o toprağını, değil mi? O cürüfünü ayıra, 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 neticede altın madeni ortaya çıkacak. İşte müsibetlerin sırrı azimi bu. Hakaiki nisbiye. Kim altındır, kim zümrüttür, kim incidir, kim gümüştür, kim bakırdır, kim de cüruftur. Bu ayrılacak. Bu sırra mebni Cenab-ı Hak şeytanları yaratmış. Bu sırra mebni Cenab-ı Hak hılkatın hamurunda hayırla şerri, güzelle çirkinliği, hakla batılı, iyi ile kötüyü birbiri içe hılkatın hamurunda ne yapmış? Yoğurmuş. Yani liyakat tescili.
liyakat, liyakat. Cennete liyakat. Evet. Elmas şişeden ayrılacak. Bu bir. Devam et. Sıddık fedakarlar, mütereddit sebatsızlardan. Sıddıklarla sebatsızlar da ne olacak? Birbirinden ayrılacak. Sıddıklar. Allah Allah. İbn-i Abbas buyuruyor ki, Mescid-i Nebevi'de bir kısım münafıklar, işte kütük gibi münafık. İçi kof. Böyle zahiren bakıyorsun, böyle görkemli bir görünüyor ama içi kof. Ayaklarını böyle katlayarak, yani vatan, millet, Sakarya nutuk atıyorlar. Ama cihat ayetleri gelince, yani bir tabir var ya, fıs, balona bir iğne vurursun. Geldiler Resulullah'a, özür beyan ettiler. Annem hasta, yatalak. Ya Resulullah, ben gelemem. Başka? Ya, hava çok sıcak. Dayanamam. Hurmalarımı takip edecek, toplayacak kimse yok. Hep mazeret uydurdular. Ve Resulullah onların hepsinin mazeretini ne yaptı? Kabul etti. Çünkü onlar orduya girselerdi, orduyu ne yapacaklardı? Kuvve-i manevilerini kıracaklardı. Bakın, enteresan bir sır da. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Mekke dönemi, Mekke döneminde, Mekke döneminde bir tane münafık yok. Bir tane münafık yok. Mekke dönemi bora, fırtına, tipi, tsunami gibi. Münafık mikrop gibidir. Soğukta, buzulda, zemheride mikrop üreyebilir mi? Üreyemez. Ama Medine döneminde biraz rehavet girdi. İslamiyet'in intişarını bir kısım insanlar gördü. Lan ne olur ne olmaz, en iyisi ne yapalım, biz Müslümanlar içerisine girelim, onlardan görünelim. Değil mi? Pirincin içerisinde ayrılması en zor taş hangi taştır? Beyaz taş. Beyaz taş, bak. Pirinç gibi görünür. Bak, Mekke döneminde bir tane münafık yok. Ama Medine döneminde Mescid-i Nebevi'nin içinde münafık var. Uhud'a giderken bak, münafıklar yarı yolda ne yaptılar? Ayrıldılar. Ya. Resulullah'ı terk ettiler ya. Ey Resulullah'ın ordusunda münafık olursa, şimdi ahir zaman, Allah hepimizin akıbetini muhafaza etsin ya, 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 ya. İşte liyakat tescili. Sıddık kimdir? Halis kimdir? Hasbi kimdir? Müşeveş kimdir? Sebatsız kimdir? İmtihanın şiddeti içerisinde bu ayrılacak, değil mi? İmtihan şiddeti olacak ki bunlar ne olsun, birbirinden ayrılsın. İkinci nokta da bu. Evet, üçüncü. Ve halis muhlisler, benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için. Bak şimdi din nedir? Bak, din hulusiyettir. Ya. Din saffet ve samimiyettir. Bak, din madde değildir, din para değildir, din şöhret değildir. Din varlık dağı değildir. O varlık dağını eritmektir. Hasbiler, fıtriler, samimiler, halislerle ya, menfaati, şöhreti, parası, maddesi üzerine gidenler, bunlar da birbirinden ayrılacak. Ya. Liyakat tescili. Demek dünya ahiret namına çalışan bir mektep. Dünya, şu dünya, Esma-i İlahiye'nin mektebi. Esma-i İlahiye'nin mektebi. Biz bu mektepte talim için yaratılmışız. Ne alacağız?
numara alacağız. Numara. Numara. İşte kim ne kadar? İşte 50 puan, 60 var, 70 var, 80 var, 90 var, 100 puan var. Öyle yukarı çık. Dünyayı puanla kayıtlı. Uhrevi puanlarda kayıt yok. Ta âlâ-i illiğin, zirve âlâ-i illiğin. Düştü mü? Ta esfer-i safilin. İşte insan dünya hayatında âlâ-i illiğinden esfer-i safiline, âlâ-i illiğine yükselecek ya da oradan Allah korusun esfer-i safiline düşecek bir keyfiyette, bir bantta yaşıyor. Ha. Her ikisine de hani madalyonun paranın 200'ü var ya, her ikisine de nedir? Müstahittir, istadı vardır. Allah'ı, Resulullah'ı, Kur'an'a tam temessük etse, ihlasla, saffet ve samimiyetle, istikametle gitse, ala illiğinde derecesine göre makam alacak. Ama ya mizan-ı şeriatın ölçüsünden taçsa, nefsine ve enaniyetine, hissiyatına mağlup olsa, ta esfer-i safiline düşebilir. Şimdi biz ikisine de neyiz? Namzediz. Allah istikametten ayırmasın. Onun için Müslümanın dünyasında azami temkin, azami tedbir. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar Allah bizi nefsimize, Allah bizi hissiyatımıza boğdurtmasın yani. Yani o çok önemli. Onun için Müslümanın dünyasında istikamet farz-ı daimidir. Son nefese kadar. Allah ayağımızı kaydırmasın. Şu sıddıklardan, şu elmaslardan, şu halis ve muhlislerden eylesin. Amin. Subhanek. Hocam kısa bir aşırı okuyabilir miyiz? Öyle bitirelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel-alim hakim. أعوذ بالله من الشيطان